Aslı Hanım, ben net bir cevap alamadım. Çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten çok kısa bir zamanda aşık olmuşlar. Bu kadar etkileyen aşkı. Ne oldu Şerife'yi? Gözleri oldu. Yani çok insan etkileyen bir şey oluyor. Aslında çok büyük bir risk bence. Bir de böyle güzel şarkı söylüyor. Kendi diyor ki Canan mı yapıyor bütün bunları? Çok kötü şarkı söylüyorum. Canan fenaymış. Çok güzel şarkı söylüyor. Ona göre kötü söylüyor sesi ama evet. Bana göre çok güzel. Evet. Şey, gözlerinin içine bakıp şarkı söylüyor ya. Tamam. Şerife Hanım burada nikahını sanırım. Evet, nikahımız. Şöyle bir sıkıntı oldu nikahta. Normalde bizim nikahımız bizim kınamız, düğünümüz İstanbul'da oldu, her şeyimiz. İstanbul'da kıyılacaktı ama çok erken haber vermek gerekiyormuş nikah memuruna, belediyeye. Evet. O yüzden biz de o kadar erken haber veremedik. Sonra iptal oldu. Biz bir gün Samsun'a geldik. Eşim de pat diye dedi ki buraya gelmişken Samsun'da biraz tenha oluyor İstanbul'a nazaran. Evet. Süre olmuyor. Pat diye dedi ki hadi kalkalım nikah tarihi alalım. Nikahımız kıyılsın, zaten düğüne ne kaldı? Düğünde kıyılacağına. Evet. Sonra dedik ki annemler falan da vardı. Tamam mı, olur mu derken nikah masasına gittik, oturduk. Oradasınız. O yüzden biraz şeysiz oldu. Biraz acele olmamış mı? Sen ama zaten mal kaçırır gibi böyle. Ama olsaydı ama gidip geliyorduk. Ben mecbur Samsun'a geliyordum. Hı. Annemlerle geliyordum ama geldiğimde yine de eşimle gezmek istiyordum dışarı çıkıp. Babam da öyle şeyleri sevmez. Benim mesela sözde imam nikahım kıyıldı. Evet. İmam nikah sözümde kıyıldı. Peki elbisen dolaptan mı? Hayır, dolaptan alma değil. Yine aldım ama tabii, keşke maviyi katmasaydın. Şöyle koştur bir beyaz elbise bulamadım. Yok, beyaz olmasa bile sade tek bir renk olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Yani ceket hani bu günlük bir kıyafet gibi kaçmış. Evet, öyle oldu. Gibi, düğünümde... Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Onu düşünmemiş bile. Evet, onlar çok heyecanlı kapılmış. Gözleri kör olmuş. An... Maviymiş, kırmızıymış. Siyah da giyebilirdi. Hiç sıkıntı yok. Yok, ben renge takılmadım. Tek tip olmamasına takıldım. Yoksa heyecan. Sırf o Samsun İstanbul mesafesini öldürmek için her şey yapardık. Ay canım. Kaç kişi katıldı nikahına? Nikahım kalabalıktı. Samsun'daki herkes geldi çünkü düğüne gelemeyecekler. Yine gelenler de oldu Samsun'dan ama bizim haberimiz yoktu. Evet. Biz... kendi aramızda öyle yapacaktık. Sonra bir baktık ki doluştular böyle. O kadar mutlu olduk ki. Ah, güzel. Dedik ki ne kadar çok sevelim. İnsanlar o günde herkese çok istiyorlar. Peki ne kadar süre sonra kına gecen oldu? Şöyle Ağustos gibi nikahım oldu. Eylül'ün 9'unda kına gecem oldu. Onun da düğünüm oldu. Bir ay çok aşağı yukarı. Evet. Nerede oldu kına gecem? Kınam Zeytinburnu'nda oldu. Bizim çevre hep Zeytinburnu, İstanbul'da oldu. Tamam. Sadece hanımlar. Evet, hanımlar. Sadece eşim sık sık girdi. Öyle mi? Bunu siz mi istediniz yoksa? Bindallı giyen arkadaş kim? Onlar organizasyoncu. Keşke giymeselermiş. Yok, evet ya, sizi söndürmüş onlar. Senden borç almış bence. Evet. Arkadaşların falan da giyebilirler. Arkadaşlarım zaten girişte giydiler. Giriş var aslında. Girişte giydiler arkadaşlarım. Neredeyse 8-10 kişi falan giydik. Kına yakıldı, döndük. Kına falan yakıldı. O zaman. Kaça aldın bindallığını? Şöyle ben nişan yapmadığım için nişan elbisesi olarak tercih ettim ama kına olduğu için kırmızı tercih ettim, bordo. Ben kına, düğün ve kına başım, düğün başım hepsini 12.000'e bitirdik toplam. Kıyafetler de dahil. Kıyafet, sanırım. Gelinlik de var. Gelinlik, kiralık, evet. Gelinlik, kına kıyafetim ve aynı şekilde saçlar. Kına başım, gelin başım, gelin çiçeğim hepsi. Kaç sene önceydi bu fiyat? 4,5 yıl önce. Nasıl? Bana biraz pahalı geldi. Burada... pahalı geldi Aslı Hanım o zamana göre. Yani satın alınabilir o fiyatla. Ama çok ünlü bir yerdi. O yüzden. Ha, siz ismi biraz da ödeme yaptınız. Buldum. Evet, o yüzden. Burada kayınvalidem duymuyor, gelin altını istiyor diye. Eşim de diyor ki anne kalk gidelim gelin. Hayır, gelin açmıyor. Anne kalk gidelim açmıyor mu? Bence işine gelmemiş kayınvalidenin. Çeyrek altın, yok gerçekten orada koşturmaktan duymamış. Hatta eşim de diyor ki ben de istiyorum, bana ne, bana elime de koyacak. Ben de açmıyorum avucumu falan yapıyor böyle. Ben de gerçek sandım. Dedim ki herhalde Samsun'un adeti. Böyle yapıyorum, hayır diyorum bizde öyle bir şey yok. Biz hazırlıklı değiliz, böyle sessiz sessiz. Meğersem şakasına yapıyormuş. Orada bir stres oldum. Güzelim. Ama bana bir zest yaptı. İyi, çocuğun ayağına gelmiş. Evet. Kenarında kalmış. Şu zest çok hoşuma gitti. Çok güzel olmuş. Çok romantik eşiniz. Bunu kendisi teklif etti ama ben testiyi falan hepsini ben ayarladım. Sadece böyle bir şey olsa nasıl olurdu dedik. Ha. Güzel oldu gibi. Bence de güzel oldu. Evet, güzel olmuş. Aa, sizin ikinizin enerjisine bayıldım. Evet, eşi çok canlı. Şuradan yansıyor, biliyor musun? Bak yansıyor. Evet. Biz çok enerjiyiz. Biz bir araya geldik. Maşallah çok... kızım. Bak daha... Yine bir kamera arkası. Kamera arkası aslında. Vursam mı vurmasam mı? Çiçekle döverim seni demişler. Belli oldu Aslanım, camları neden siliyor iş? Elim aşağıya. Elim. Başta uyarıyor yani. Yok, hiç öyle bir şey yok ya. Bu neresi? Burası düğün salonumuzun önü. Evet, burada mı kıyıldı? Peki çekim salonun için mi sadece? Yok, normal çekim başka yerde yaptırdık. Tamam. Salonda da yine ön çekim yapıldı bir böyle makara olarak. Bir eğlenceli. Aynı gün içinde mi yaptın? Evet, aynı gün yaptım. Ama sanki şey olmamış mı Aslı Hanım? Hani tamam, onlar için keyifli bir anda böyle 4 yıl öncesi, 4,5 yıl, çok yakın bir zaman ya. Evet. Yani bu zamana göre biraz fazla böyle amatörce olmuş ya. Yeah. Çünkü daha artık bu tür şeyler güzelleşti. Güzel, yok çekim esnası. Çekim esnası. Gene kameraman. İçeriyoruz. Şeyim çok güzel de bu nasıl giriş yaptın canım? Evet. Çok ilgi çekti şu an. Ben bir şarkıyla giriş yaptım. Eşim önceden gülleri dökerek... Nerede? Eşim önden gülleri dökerek girdi. Ben de arkadan şarkıyla girdim. Ben beğendim. Aynen. Benim şey hoşuma gitti. Ben böyle bir giriş yapmak istedim. Eşim de orada gülleri bekliyormuş. Benim haberim yoktu ondan. Gülleri döktü. Ben hatta bilmiyorum ya, şarkıya devam ediyorum. O hala gül döküyor. Bir anda olmuş. Okay. İçinden mi ya? O an kendim yapmak istedi. Bilmiyorum. Bilseydim şöyle bir dururdum. Ama durma. Ben hala oynuyorum. Ama eşinin gül atışı biraz sönük kalmış. Şöyle havaya atmamış ya. Atmadı, fark edemedin herhalde. Elindeki bir şey yapmış çünkü orada. Bak şu atıyor. Çocuk daha nasıl orada bekliyor. Bir tane minik bir tane attı ya. Ben onu gördüm. Yok, evet. Toklarını gördünüz mü? Aynısın canım, hiç değişmemişsin. Ay çok sempatikler ya, çok. Çok tatlı. Biz çok oynak, çok cıvıl cıvıl, çok böyle şey. Yok sen hala cıvıl cıvılsın. O çocuk yani, suruh gitmemiş kesinlikle. Yok, yok. Burada ne göz göze. Valla burada diyor, eşim diyor ki bir an önce biz de yemek yesek, çok acıktım. Erkeklerin tek derdi yemek ya. O kadar yemedi, garson hala diyor ki biz acıktık, bize tabak vermedik. Yedik diyor ki bize tabak hala gelmedi. Hemen bulduğu her garsona tabak gelmedi. Allah Allah, şöyle de kilolu falan işte. Değil işte, bana yarıyor Aslı Hanım. Ay. O yiyor, bana yarıyor. Spor aleti getirdiler sana. Evet, artık kullanırsın. Caner yesin, Şerife zayıflası mı oldu? Çok iyi ama. Gönül yemekli mi oldu canım? Kokteyl tarzı oldu. Kokteyl tarzı. Evet. Ben şu oyunun aynısını istiyorum şurada. Hadi. ne oyunu bu? Dur sana şimdi göstereyim. Hadi göster ben oyunu. Ama göster. Hadi göster. Çünkü yıl geçmiş, nasıl oynayacağım bilmiyorum ama. Ben sana eşlik ederim. Çok en yakın arkadaşım. O aradığın kişi miydi yoksa en yakın arkadaşların? Yok, o değildi. Hemen şu çiçekli mavili var ya, oydu en yakın arkadaşım. Evet, onu aradın. Ha. Aslanım arkadaşını özlediyse ben ona özlem gidettiririm, arkadaşı yerine eşlik ederim. Canım arkadaşım, sizleri de çok sevdim. Sizin yeriniz çok ayrı. Bütün enerjimi attım Aslı Hanım. Sanırım çok yoruldum, konuşamayacağım diye korkuyorum. Elif'in de bu anı bekleyesi var. Evet. Aslı Hanım bu anı bekliyormuş Elif. Elif ne dedi, duydunuz mu? Döktürdü. Bütün enerjimi attım, konuşamayacağım diye korkuyorum dedi de inandık mı? Hayır. İnanmadık. Takıları çok merak ediyorum ben. Takıları? Evet, kesinlikle. Takılar. Çok takıldı. Ne kadar mesela? Valla bir 10 tane bileziğim vardı. Evet. 3-4 tane kolyem oldu. Tabii bir kısmı gitti, bir kısmı yenilendi. 4,5 yıl içinde hani bir şeyler yatırımlar farklı, farklı şeyler. Çeyrek kaç taneydi acaba? Çeyrek bir 50 tane vardı. Evet. Çünkü İstanbul'da her tarafın çevresi. O yüzden İstanbul'da yaptık zaten. O yüzden çeyrekleri almak için İstanbul'da yaptık. Sizde mi kaldı bunlar? Kayınvalidene falan verdiniz. Yok, bizde kaldı. Evet. Onlar yatırım olarak, biliyorsunuz bir mağazamız var, hepsi yatırıma gitti. Öyle mi? Bir kısmı yatırıma gitti tabii, bir kısmı arsa alındı, ona gitti, bir kısmı duruyor evet. Değiştirdim aslında. Yani biraz çünkü zamanla yine altın da olsa böyle değiştirmek gerekiyor, farklı şeyler. Sen seviyorsun değiştirmeyi, söylemiştin. Ben evet, biliyorsunuz evde de yaptığım gibi bir şeyler değiştirmek çok hoşuma gidiyor. Peki nerede balayınız? Antalya'ya gitmiştik balayına. Evet. 5 gece 6 gündü. Samsunlular genelde Antalya'yı tercih ediyorlar. Genelde bizden. Hani paket oteller o taraflarda olduğu evet, için oraları daha oldu. Hani deniz olsun, suyu olsun daha cazip. Karadeniz'in denizi o kadar güzel değil maalesef. Sert. Hırçın. Kesinlikle. Evet. Maşallah yine ekmekleri almış. Evet. Tam onu diyecektim. Eşi bandırıyor. Bandırmak suretiyle. Hamburgerli ekmek yer. Sarmayı ekmek arası yapar yer. Mantıda ekmek makarna yer. Makarnada ekmek yer. Ben kuru kuru yerim. Yalnız adam zayıf. Yediğini inkar edenlerden. Evet. Yiyorum inkar ediyorum. Doğru. Vay be. Ne güzel. Kıskanması. Balayından şöyle bir şey yaşandı Aslı Hanım. Balayında böyle güzel hani daha doğrusu böyle tatil yerlerinden otellerde şey oluyor hani böyle yarışmalar evet oluyor. Biz de yarışmalara katıldık. Aa. Sonra bu en iyi işte 2017'nin çifti ödülü gibi bir ödül nasıl oldu. Nasıl bir yarışmaydı? Biz dedik ki hani bu 2017 yeni evlendik. Yeni evlilerle ilgili bir şey çok iyi anlaşmıştık oradaki nasıl diyeceğim çalışanlarla diye tamam bu şeylerle. Sonra 2017'nin en çifti diye bize böyle bir şey getirdiler. Dediler ki çıkın isminizi çekelim falan. Çok hoşumuza gitti. Ay öyle bir anımız benim oldu. Ne güzel olmuş. Bayağı da yandık. Evet yandık. Albüm var mı bir tane? Evet albümüm var. Hemen getireyim mi? Tamam lütfen. Tamam. Ha. Bakalım albümü nasıl? Evet. Ay çok pozitif. Evet. Kesinlikle evet. Aslan. Öyle pozitif kalsın. Evet. Şöyle. Ah, biz Luna Park'a gittik. Luna Park'a. Karakterinizi yansıtmışsınız. Şaşırdık mı? Hayır. Çarpışan arabalara bindik, gondola bindik. Bir Samsun gelinlik yok mu? Yok İstanbul. Zor olmadı mı gelinlikle? Hiç olmadı. O kadar şeyim ki böyle. Hiç gelinlik atak varmış gibi öyle olmadı. Rahat eden rahat bir gelinlikti. Evet İstanbul'da oldu. İstanbul'da. Albümü güzel standart hepimizde olan bir albüm tarzı zaten. Pozları size ben beğenemedim ama ya. Yoksa sana fotoğrafçı mı yönlendirdi? Ben kendim istedim. Ben hiç beğenmedim. 4 sene önceye göre bana da biraz Merve beğenmemiş hiç. Niye biliyor musunuz? Ben sıradan geldi. Çocuklar olur ya. Ama genelde o şekilde. Çünkü ben 2013, onlar 2017, 2018 çok fark var ve benimki şu an neredeyse bu dönemi yansıtabilecek. Sanmıyorum. Seninki çok eskiydi. Bu dönemi hiç yansıtmıyordu canım. Pozlar. Bunlar yine bilmiyorum bence kalite olarak da poz olarak da çok yani benim dönemimde bir ben masaya oturmuşluk göremiyoruz. Yani bak yalnız nişan düğün değildi. Düğün albümü değildi. Biz sandalyeye falan oturduk böyle salınca. Oturması gereken bir yere oturduk. Yalnız o nişan albümüydü. Düğün albümü böyle değildi. Düğün albümüm çok farklıydı. Aslanım bile şaşırdı bir kere. Biz nişanda da genelde evimizin koltuğuna oturduk. Ben bugün arkadaşın albümünü beğenmeyince yorum değişti. Benim albümü küçümsedi ama ya ben dobraca konuşacağım. Biraz arkadaşlarınki kedinin uzanamadığına mındar misali oldu. Hepsini vicdanla bırakıyorum. Yani yok, kaç kişi Luna Park'ta? Buraya gelip resim çekindiler mi? Dedikodu köşesinde. Ya. Biz mi? Evet. Biz çekildik. Yok hani salona ait mi yoksa? Salona aitti burası evet. Salona gelen misafirlerin çekimini dedikodu yaptılar şu mı orada? Şu karnı var ya orada dedikodu köşesi olan herkes dedikodu köşesine doğru gitti. Diyorum ki dedikodu... düğüne gelin. Ne yaptılar o köşede? Dedikodu mu yaptılar acaba? Ya hayır yapmışlardır. Şerife. Her yer dedikodu falan. Nasıl bir şey? Şu tabeleyi kaldırırdım evet vallahi ben. Benim dedikodu, ben düğünümde dedikodu falan istemiyorum derdim. Aslanım güzel bir şey dedikodu yapmak ama. Aynen. Niye böyle geliyor? Bilgi aslında onu mantıklı olarak koymuşlar. Düğüne gidenler hemen şunu giydi, bu bunun kızı kısmet bile çıkıyor oradan aslında. Ne diyorsun ya? Tabii. İnsandan kısmetlerin içinde buluyorlar. Siz dedikodu ruhun gıdasıdır diye. Kesinlikle aslanım. Dedikodusuz bir hayat olamaz. De bilgi alışverişi onun. Evet. İnsanlar düğüne gitmek için gitmiyorlar. Dedikodu görmek için, dedikodu duymak için. Peki o zaman. Her şey onlara göre çok güzeldi. Onların zevkine göre. Bizde biliyorsunuz dedikodu yok, her şey yüzüne. Evet. Alenen. Tak. Kesinlikle. Tamam mı? Hazır mısın? Bombalar geliyor. Evet. Gelmesin. O zaman puanlamaya gidiyoruz.